Haberin merkezinden Kanal Can Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günlere çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantıları sona yaklaşırken 15. oturum Başkan Burhanettin Çoban yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda milli eğitime ayrılacak bütçe hakkında konuşmalar Alper Yağcı'nın açıklamasıyla gündeme geldi. Yapılacaklar konusunda son noktayı ise Eğitim Komisyonu Başkanı Ferda Ertürk koydu. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor. Burada. Açılış ve yoklamanın manuel olarak gerçekleştirildiği toplantıda dijital sorun yüzünden oylama el işaretiyle yapıldı. Gündem dışı gelen teklif metni meclis üyelerine okunarak ilgili komisyonlara havale edildi. İzinleri alındığı takdirde işleme alacağız. Daha sonra ise komisyonlardan gelen raporlar meclise sunuldu. Başmakçı ilçesinde yapılması planlanan bir yol çalışması için önce MHP'li üye Oğuz Çetinkaya söz aldı. Şimdi bu adı geçen yolumuz bizim Yukarı Beltarla köyümüzün, Yukarı Beltarla köyümüz Afyon ili sınırlarımız içerisinde bulunan bir köy. Akabinde 3 kilometre ilerisinde Isparta'nın köyleri var. Bu 3 kilometrelik yolumuzu eğer biz trafiğe açarsak, başta bizim o bölgedeki köylerimiz olmak üzere bir sürü vatandaşımız en azından Isparta'ya giderken Keçiborlu üzerinden 25 kilometrelik yolda bir kısalma olacak. O yol elzem olan yollardan biri. Yani bütçeye muhakkak alınması gerekir diye düşünüyorum. AK Parti ilçe temsilcisi Uğur Dalgalı da yolun yeniden yapılmayacağını, var olan yolun iyileştirilmesi gerektiğini belirterek hassasiyet istedi. Sayın Başkanım, şu anda o yolumuz bizim açık. Biz sadece o yolda iyileştirme istiyoruz yani. Geçen yıl kumlamayı yaptık. Karayolu şu anda. Biz o yolda iyileştirme istiyoruz. Şu anda yol çalışıyor. Vatandaşlarımız gidip geliyor. Genişliği her şey güzel. Sadece bizim istediğimiz burada yolumuzun iyileştirilmesi. Yol yeni sıfırdan açılacak bir yol değil. Yol hazır var. Şu anda genel sekreterimizle şeyle baktık yani yol çubuğu müdürümüzle. Başkanım zaten orman açtırdık biz yolu. Orman yolu açıldı. Isparta tarafı da açtı 3 kilometre. 3 kilometre biz açtık. Şu anda biz 3 kilometrenin kumlanıp iyileştirmesini istiyoruz. Konuşmaların ardından oturum sona erdi. Gündem dışı söz alan İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Alper Yağcı, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki değişikliğe değindi. Yeni müdürle tanışmak ve projelerini öğrenmek için meclise davet edilmesini istedi. İlimiz açısından sevindirici bir gelişme geçtiğimiz günlerde oldu. Yıllardır ilimizdeki eğitim konusunda şehrimizin önünü tıkadığımızı düşündüğümüz İl Milli Eğitim Müdürü, İlimizden tayini çıktı ve ayrıldı. Doğal olarak ilimizde çok büyük beklenti içerisinde yeni Milli Eğitim Müdürümüzü karşıladık, görevine başladı. Bu konuda bizim Kasım ayı bütçe görüşmelerimizde eskisi gibi olduğu gibi %25 civarındaki bir pay Milli Eğitim'e ayrılacak mıdır? Bu Milli Eğitim Müdürümüz bu bütçeyle neler yapmayı planlar, hedefleri, gayeleri nedir? Biz İl Genel Meclisi olarak yeni Milli Eğitim Müdürümüze nasıl yardımcı olabilir ve ilimizin eğitim seviyesinin yukarı çıkması adına ona hangi konularda destek olabiliriz açısından meclisimizde bir tanışma ve bilgilendirme için Milli Eğitim Müdürümüzle burada buluşabilir, davet edebilir miyiz? İGM Başkanı Çoban, konuyla ilgili Afyonkarahisar'ın bu dönem Milli Eğitim Müdürlüğü yatırımları açısından altın yılını yaşayacağını aktardı. Yani okullarımız arkadaşlar bir iş bir ihtiyaç yok. Gerek güçlendirme, gerek yıkık yeniden yapmayla ilgili. Hatta size şunu söyleyeyim. Artık bunların ihalesinde şeyler, beklemeler yaşanabiliyor da tabii onlarca okul birden gelince eleman sayısı belli. Yani şey işten belli. Bunlar da inşallah peyderpey olacak. Yani Milli Eğitim'de Afyon ili, başka ileri bilmiyorum ama 6 yıl yaşayacak. Konuyla ilgili son sözü alan Eğitim Komisyonu Başkanı AK Partili Ferda Ertürk, Milli Eğitim yatırımları kapsamında yapılacak okulları tek tek sıraladı. Sinan Paşa, Kınaztep Atatürk İlkokulu 8 derslikli. Hocalar Yeşilisar İlkokulu 8 derslikli,
Daskara Merkez İlkokulu 12 derslikli, Kocaöz İlkokulu Çobanlar 8 derslikli, Sinanpaşa Taşabuk İlkokulu 8 derslikli, İmralı Bayat İmralı İlkokulu 8 derslikli, İhsaniye Bozüyük İlkokulu 8 derslikli, Kocatepe İlkokulu Merkez 24 derslikli, Çobanlar İmam Hatip Ortaokulu yine 8 derslikli, Emirdağ Merkez Anaokulu 4 derslikli, İstihisar İmam Hatip Ortaokulu 4 derslikli, Kızılören Anaokulu da yine 4 derslikli. Konuşmaların ardındansa toplantı ve oturum sona erdi. 16. oturumsa yarın yapılacak. Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş, İGM toplantısına katıldı. Gündem dışı kürsüye gelen Ali Altuntaş, şeker fabrikası yan tarafındaki yolun yapılmasına verdikleri katkı dolayısıyla meclis üyelerine ve il özel idare çalışanlarına teşekkür etti. Burada. İl Genel Meclisi'nin 15. oturumuna misafir olarak Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da katıldı. Başkan Altuntaş, gündem maddelerinin görüşülmesini izleyerek gündem sonunda kürsüye geldi. Altuntaş, kürsüden yol için teşekkürlerini belirtti. İnşallah 2023 yılı bütçe toplantılarınız memleketimize, ilimize, şehrimize, köylerimize, ilçelerimize hayırlara vesile olur. İnşallah güzel hizmetleriniz devam eder. Ben emeği geçen öncelikle sizlere, İl Genel Meclisimize, değerli Burhanettin Başkanıma buradan şükranlarımı arz ediyorum. Emeği geçen yol şube müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına gerçekten şunla gurur duyabilirsiniz. Bütün çalışma arkadaşlarımız 24 saat çalışma esasına göre çalıştılar. Yağmur olmadığı sürece hakikaten ben mesai meşruatı dahi dikkate almadılar. O yüzden burada özel idarenin çalışanlarına Sayın Başkanım olmak üzere yol şube müdürümüz, genel sekreterimiz ve siz değerli İl Genel Meclisi üyelerimize şükranlarımı arz ediyorum. Şeker fabrikası bu bölge için hakikaten katma değer ciddi bir üretimi olan yer. Gerek Emirdağ'dan gelen ham madde, Bolvedin ve civardan gelen çiftçi kardeşlerimizin üretmiş oldukları pancar açısından da bu yol cidden sıkıntılı ve yatırım yapılması gereken bir yol oldu. Altuntaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye yapılan yatırımları da anlattı. Bir kapalı halı saha, bir yüzme havuzu ve bir gençlik merkezi ilçemize kazandırdık. Çok şükür basketbol sahası, voleybol sahası, bunlar da küçük yanındakiler. Hakikaten biraz önce Sayın Başkanım bahsettiler ve hatta orada dedi ki ben 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bunu hepimiz aynı anda belki olan arkadaşlarımız da vardı. İl başkanlarımızın olduğu bir ortamda ne istenirse, hangi ilçe neyi istiyorsa spor bakanımız gerçekten tamamını ilçelerimize ve köylerimize, beldelerimize müjde vermiş oldu. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, 2022 yatırım bütçesinde yer alan ve Sinanpaşa ilçesinde yapılacak olan milli eğitim yatırımları hakkında bilgiler verdi. Başkan Çoban, milli eğitimde Afyonkarahisar'ın Cumhuriyet tarihinin yatırımlarını aldığını söyledi. İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı Ferda Ertürk, Sinanpaşa İl Genel Meclis Üyeleri Veysel Tekeli, İsmail Aktürk ve Fadime Sezen, 2022 yılı yatırım programında yer alan ve Sinanpaşa Merkez başta olmak üzere Taşoluk, Tınaztepe, Kılıçarslan beldeleriyle Tokuşlar Köyü'ne yapılacak olan milli eğitim yatırımları ile ilgili müjdeli haberi verdi. Milli Eğitim'de Afyonkarahisar'ın Cumhuriyet tarihinin yatırımlarını aldığını ifade eden Başkan Çoban şöyle konuştu. Afyonkarahisar Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını alıyor. Sinanpaşa da bundan payını alıyor. Yıllardır konuşulan konular var. Örneğin Tokuşlar'daki bir ortaokul, bir lise ihtiyacı. Yine Tınaztepe'de belki de şu an ayakta duran, tarihi özelliği olmayıp 100 yıllık bir bina olan bir ilkokulumuz var Tınaztepe kasabamızda. Yine anaokulu ihtiyaçları var. Bunların hepsi Allah'ın izniyle 2022 programımızda vardı.
artık projeleri bitti, arazi işlemleri bitti, ihale aşamasına geldi. Çoban açıklamasında ihale aşamasına gelen yerler hakkında bilgiler verdi. Okulların onayının önümüzdeki hafta geleceğini vurgulayan İGM Başkanı Çoban şöyle devam etti. Bu tür yatırımlarda biliyorsunuz en önemli şey yapılması için talimat verilmesi ve arazi işlemlerinin hazır olması ya da talep değildir. En önemli şey nedir? Paradır. Para da 1 milyar 650 milyon TL'yi aşan bir para olarak şu an Afyon'a ayrılmış durumda. Yani Afyon liseler için, ortaokullar için, ilkokullar için, anaokullar için veyahut da mevcut okulların güçlendirilmesi, yıkıp yeniden yapılması için bu paranın içerisinden harcanabilecek. Yani para hazır. Bu ne demek? Un var, şeker var, yağ var. Dolayısıyla usta da var. Geriye hiçbir mazeret kalmıyor. Sadece prosedürler devam ediyor. Proje işlemleri devam ediyor. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Mısırlıoğlu konuşmasında iktidara yüklendi. 53 vatandaşımız da yaralandı. Bebek katillerinin hain planları hiç... İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu partisinin seçim koordinasyonu merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Hatırını sormadıkları, kendilerine oy verenler dışında kimseyle muhatap olmadıkları için mi görmüyorlar acaba? Gündemi değerlendiren Başkan Mısırlıoğlu Taksim'deki patlamayla sözlerine başladı. Bu hafta toplantımıza yine acı haberlerle başlıyoruz ne yazık ki. Geçtiğimiz pazar günü meydana gelen alçak saldırıcı sonucu maalesef 6 vatandaşımızı hayatını kaybetti. 53 vatandaşımız da yaralandı. Bebek katillerinin hain planları hiçbir zaman asıl emellerine ulaşamayacaktır. Bu alçak saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Faillerin bulunması için de etkin, hızlı bir çalışmanın yapılması, olayın perde arkasında olanlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Merkez İlçe Kongresi'nin 20 Kasım Pazar günü yapılacağına değinen Mısırlıoğlu şöyle konuştu. Bu süreçte büyük bir özveri ve sağduyu içerisinde bizimle birlikte yürüyen dava arkadaşlarıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimlerde İYİ Parti'yi hep birlikte birinci parti yapacağız. Toplantıda iktidarı hedef alan Başkan Mısırlıoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Ülkenin ekonomik gidişatından bahsetmek içimizi acıtsa da artık bizim boynumuzun borcu. AKP iktidarı canım memleketimizi adeta bir kemirgen gibi yedi yedi bitiremedi. Ama yolun sonuna geldiklerini biliyorlar. Deve kuşu misali kafalarını kuma gömüyorlar ama bu millet artık her şeyin farkında. İnsanımızın ocağına incir ağacı diktiler. İnsanlar neden bu kadar öfkeli, neden bu kadar tahammülsüz hiç düşündünüz mü? Geçim sıkıntısından dolayı arkadaşlar kendileri şatafatlı bir yaşam sürerken vatandaşın gözüne uyku girmiyor. Ziya Paşa'nın da dediği gibi ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. Evet bugün geldiğimiz şu durumu ne kadar da güzel özetleyen bir söz değil mi? Bizler Gazi Mustafa Kemal'ın askerleri olarak son nefesimize kadar yanlışa dur diyecek, millet egemenliğine, cumhuriyetimize, ilkelerimize, vatanımıza ve milletimize sahip çıkacağız, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz sahada bir sıkıntı görmüyoruz diyenler acaba başka bir şehirde mi yaşıyorlar? Yandaşları dışında kimsenin halini, hatırını sormadıkları, kendilerine oy verenler dışında kimseyle muhatap olmadıkları için mi görmüyorlar acaba sorunları? Ya da korku politikası yürüttükleri için vatandaşlarımızın sessizliğinden mi güç alıyorlar? İl Başkanı Mısırlıoğlu'nun eleştiri okları hedefinde Milliyetçi Hareket Partisi de vardı. Bizde kıvırma yoktur diyor Bahçeli. Bugün bize atıp tutan Bahçeli, daha dün ittifak ortağı AKP'ye atıp tutuyordu. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz diyordu. Videoda da duydunuz.
Başkanlık federasyon demektir. Bu da Türkiye'yi bölünmeye götürecektir diyordu. Acaba ne oldu da bizde U dönüşü yoktur derken tam tersine döndü. Her şey davanı satacak kadar ne yaşadın Sayın Bahçeli? Kendini yalanlayacak kadar, tükürdüğünü yalayacak kadar ne yaşadın Sayın Bahçeli? Toplantı basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı iadeyi ziyaretlerde bulunarak Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti. Çoban'ın makamında gerçekleşen ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Bayan'a, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Demirel, Fatih Mühsürler, İbrahim Sömer, Kerem Güzel, Mehmet Kumartaşlı, Ömer Altınay ve Ömer Özpınar katıldı. Yoğunlaştınız herhalde başkanım, çünkü bütçeden haberler çıkıyor. Başkan Serteser, ziyarette yaptığı konuşmada Afyon için doğru olan ne varsa yapmaya devam edeceğiz dedi. Afyon için her ne varsa birlikte olduk, birbirimize destek olduk. Afyon için doğru olan neyse hep onu yaptık. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde de aynı şekilde devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bizi kabul ettiğiniz için teşekkür eder. Yönetim kurulum adına da sevgi ve saygılarımı iletir. ATSU Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten de istişareye dayalı bir hizmet anlayışı sürdüreceklerini aktardı. Her zaman olduğu gibi Afyonumuz için hep beraber çalışacağız Allah nasip ederse. Tabii sizlerle yıllardır Afyon için doğru projelerde, doğru hizmetlerde bulunduk. Bundan sonra daha çok ticaret odamızla ilgilenmeyiz olarak da elimizden geldiğince istişareye dayalı, daha hizmet odaklı, Afyon'a katma değer üreten bir şehir olmak için elimizden geleni yapacağız inşallah. İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Çoban, ATSO'nun örnek bir kurum olduğunu dile getirdi. Bir şehirde ticaret sanayi odalarıyla, esnaf odalarıyla o şehri yöneten vali, belediye başkanı, milletvekilleri, benzeri kurumlar arasında işbirliği ne kadar yoğun olursa ya da bu işbirliği ne kadar böyle zirveye çıkabiliyorsa bundan şehirler kazanıyor, ülkeler kazanıyor. Bundan dolayı da Afyon'umuzun çok büyük kazanımlar elde ettiğini gözlemledik. Afyon'umuz bu yönüyle tüm Türkiye'ye örnek bir sivil toplum kuruluşumuz, meslek odamız. Bu seçimde de yine üstü kardeşimiz yönetimiyle beraber 4. defa bu göreve üyelerinin oylarıyla seçilmiş oldular. Ve yine meclis başkanımız Mustafa Çelikten Bey de meclis üyelerimizin oylarıyla bu güzel kutsal göreve geldi. Biz bu uyumun, bu ahengin İnşallah önümüzdeki 4 yıl boyunca da Afyon'umuzda süreceğine, yine bu heyetin tüm üyelerle beraber Afyon'umuza her alanda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ziyaret gelecek dönemlerde yapılabilecek işbirlikleri ele alınarak devam etti. Hazır etti orada. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş'ı da ziyaret etti. Ziyarette ikili işbirliklerinin devamı konusunda fikir birliğine varıldı. ATSO heyetinde Serteser ve Çelikten'le birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayrettin Güzbey, Yönetim Kurulu üyeleri Ekrem Demirel, Fatih Mühsürler, İbrahim Sömer, Kerem Güzel, Mehmet Kumartaşlı, Ömer Altınay ve Ömer Özpınar yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2009'dan beri bu görevi yürütmekteyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karataş'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette AKÜ Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Şuayb Özdemir ve Profesör Doktor Yılmaz Yalçın da hazır bulundu. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, AKÜ ile Türkiye ve Afyon için birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Hep görevimiz sırasında önemli işler yaptık. Bundan sonra da inşallah üniversitemizde bizi birlikte sizin nezdinizde rektör yardımcılarımız, fakültelerimiz bu üniversite sanayi işbirliğine önem vererek
Afyon Karahisar'ımız için, çünkü ortak paydamız bu. Sonra da Türkiye'miz, önemli işler yapmaya gayret edeceğiz. ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten de üniversite sanayi işbirliğinin devamını destekledi. Üniversitemizin kuruluşundan beri devamlı bir sanayici olarak destekleyen bir kurumuz her şeyden önce. Bunun da farkındayız. Özellikle hani bölgemiz ticaret, sanayi ve gıda konusunda söz sahibi. Bu nedenle daha aktif ikili ilişkilerimizi nasıl artırırız? İnşallah bundan sonra daha etkili bir şekilde çalışacağımız kanaatindeyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş ise ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek birlikte çalışma konusunda gayret göstereceklerinin mesajını verdi. Hayata geçebilmesi için üniversitede üretilen bilginin ilk kapısı çalınması gereken yer sanayi ve ticaret erbapları. Dolayısıyla bu sanayi ve ticareti örgütleyen oda ve kurum olduğunuz için üniversitenin de ilk kapısını çalacağı kurumlardan birisi olarak değerlendiriyoruz ki bu süreç bu 4 yıl içerisinde aktif bir şekilde işledi. Gerek değerli başkanımızın, gerek değerli yönetim kurulu üyelerimizin ve meclisten gerektiğinde kararların çıkmasında meclis üyelerimizin üniversitemize yönelik olarak pozitif katkılarını, pozitif düşüncelerini hep gördük ve bundan da memnuniyetimizi ayrıca ifade etmek istiyorum. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ve sohbetle sürdü. Sabah anlamı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret turunu emniyet ve AFSÜ ile sürdürdü gün içinde. İlk ziyaret Emniyet Müdürü Ali Temiz olurken daha sonra AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş ziyaret edildi. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Müdürüm. ATSO heyetinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yücel Albay ve Hayrettin Güzbey, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Bayan'a, Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Demirel, Fatih Mühsürler, İbrahim Sömer, Kerem Güzel, Mehmet Kumartaşlı, Ömer Altınay ve Ömer Özpınar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz kurum girişinde karşıladı. Birlikte fotoğraf çektiren ATSO heyeti daha sonra Temiz'in makamına geçerek istişarelerde bulundu. Emniyet Müdürü Ali Temiz ziyaret dolayısıyla ATSO heyetine teşekkür etti. Merhabalar. Serteser ve beraberindekiler daha sonra Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nurullah Okumuş'u ziyaret etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ziyarette ikinci döneme yeniden görevlendirildiği için Okumuş'u tebrik etti, kolaylıklar diledi. Hep birlikte bu güzide üniversitemizi hem hayırlı olsun dileklerimizi iletelim diye ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah ortak paydamız olan Afyonkarahisar için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. ATSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten ise istişare kültürüyle Afyon için iyi şeyler yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Afyonumuzda tüm meclis üyelerimize, tüm sektör paydaşlarıyla beraber hareket edip Afyonumuzun katma değeri daha yüksek, istişare ve uzlaşmaya dayalı çalışacak şekilde hep beraber inşallah hareket edeceğiz. Afyonumuz çok potansiyel. Bu potansiyeli hep beraber harekete geçirmek için elimizden geldiğince bilgi birikimimiz, kurum kültürümüz neyse sizlerle beraber ve Afyon'umuzdaki tüm birimlerle beraber çalışacağız Allah nasip ederse. AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş'a ziyaret dolayısıyla teşekkür etti. Üniversitenin hedeflerinden söz ederek birlikte çalışmanın katkılarını aktardı. İşte o yüzden ticaret odasını çok önemsiyorum. Bu ilin dinamiklerini etkileyecek faktörler açısından da ben öncesinde yapmıştık ama bundan sonra artarak birlikte ortak daha fazla faaliyetlerde bulunmamız gerekir diye de düşünüyorum. Bu açıdan da sizlerden destek ve yardım bekliyorum. Bizim elimizden ne geliyorsa da biz de her türlü desteğe, yardıma, işbirliğine de hazırız. Tekrar ziyaretinizden dolayı, bu kadar büyük bir ekiple ziyaretinizden dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Afyonkarahisar Defterdarı Mehmet Ar, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarete Defterdar Yardımcısı Hüseyin Zengin, Gelir Müdürü Abdülmecit Ulutaş, Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürü Cengiz Şirin, Kocatepe Vergi Dairesi Müdürü Eyüp Yılmaz da eşlik etti. Evet.
Afyonkarahisar defterdarı Mehmet Ar, beraberindeki ekip arkadaşlarıyla Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten'i ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yücel Albay ve Hayrettin Güzbey, Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Müsürler, İbrahim Sömer ve Kerem Güzel hazır bulundu. Afyonkarahisar defterdarı Mehmet Ar, ATSO'da yapılan seçimlerin geride kaldığını belirterek başarılar diledi. Başkanımla yönetim kurulu tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sık sık bir araya geleceğiz, bundan sonra görüşeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Başkan Serteser ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ticaret Sanayi Odası üyelerimizle defterdarlığımız birbirinin ayrılmaz parçaları. Dolayısıyla her zaman işbirliği içerisinde olduk. Bundan sonra da bu işbirliğini inşallah devam ettireceğiz. Meclis Başkanı Çelik'ten de ziyaret için teşekkür etti. Sayın Eftarım, ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Bizler tabii Afyon'un sanayici ve üreten kesimler olarak çalıştıklarımızı, kazançlarımızı sizlerin birer mükellefiz aslında bir taraftan. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışırken 2016 yılında Çukur Barikat eylemleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı emrinde gittiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde operasyonda yaralanan Afyonkarahisarlı İbrahim Gencer'e gazi unvanı verildi. Şu sıra bizim hep Hendek olaylarının olduğu dönemdeki yaralı gazilerimizin sırası. Terör operasyonunda yaralanan kepçe operatörü 6 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu. Tamam. Buradan evrakını yazacaksın. Kullandığı kepçenin altındaki EYP'nin patlaması sonucu 6 yıl önce yaralanan 55 yaşındaki İbrahim Gencer, açtığı davayı kazanarak gazi unvanını aldı. Gencer, olayın yaşandığı dönemde diğer kepçe operatörleriyle dönüşümlü olarak doğu görevine gittiklerini söyledi. Sıram geldim Mardin Musaybin'e gittim. Orada 2016 4. ayın 19'unda kepçenin altında bomba patladı. Bomba patladı işte ne bileyim oradan sonra ben baygındım yani. Gözlerimi bir açtım katada ayılmışım yani. Ondan sonra çalışamadım yani. Başkanımın yardımıyla Serpil Hanım'ı tasfiye ettiler. Böyle süreç devam etti yani. Mutluluk hissediyorum yani. Cenab-ı Allah bu peygamber hocanın son zamanlar bana da göstermiş oldu. Yani mutluyum. Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumar Taşlı da Gencer'e ilişkin hukuki süreci takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu. Bugün itibariyle İbrahim Gencer aynı asker, polis malul gazileri gibi İşçi kadrosunda olmasına rağmen malul gazilik haklarını almaya başladı. Bu da bu kanarda Türkiye'de bir ilk olma özelliğini göstermektedir. Emsal bir karardır. Afyonkarahisar'daki Özel Fuar Hastanesi, aile ve evlilik danışmanı Elif Yücel, duygu ve farkındalığı ve duyguların sağlıklı yönetimi hakkında Erkmen Kadın Kültür Evi'nde seminer verdi. Coşkulu, mutlu, başarılı ve doyurucu bir yaşam geçirebilmemiz için. Özel Fuar Hastanesi, duygu farkındalığı ve duyguların sağlıklı yönetimi semineri gerçekleştirdi. Fiziksel rahatsızlıklara, zihinsel rahatsızlıklara, ruhsal rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Bu sıkışmış bir gaz gibi. Erkmen Kadın Kültür Evi'ndeki seminere kadınlar tarafından ilgi yoğun oldu. Aile ve evlilik danışmanı Elif Yücel, duygu farkındalığı ve duyguların sağlıklı yönetimi, mutlu, başarılı ve doyurucu bir yaşam için önemli bilgiler verdi. Coşkulu, mutlu, başarılı bir... Yücel, kişinin kendine ait duygu ve düşünceleri fark edip tanıması ihtiyacı olduğundan da bahsetti. Fiziksel rahatsızlıklara, zihinsel rahatsızlıklara, ruhsal rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Bu sıkışmış bir gaz gibi. Yücel, kişinin kendine ait duygu ve düşünceleri fark edip tanıması ihtiyacı olduğundan da bahsetti. Aslında burada benim şimdi temelde orada neyi kaybediyor? Evet değerli izleyenler, şimdi sırada Asayiş haberleri var.
Eskişehir'de içkili eğlence yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye getirilen zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor. Bir içkili işletmede 13 Kasım'da çalışanlarla bir grup müşteri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada müşterilerden Uğur Çolak bıçakla öldürülmüş, Enes A, Engin T, Melikhan G ve Ömer Y bıçaklanarak, Buket A ise tüfekle yaralanmıştı. Kavgaya karışan 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konya'da meyvelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kargoyla bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine gitti. Burada nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuda armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 4 paket halinde 200 adet 9 mm çapında tabanca mermisi bulundu. Buna ilişkin bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya paylaşımında Eskişehir haritasının üzerine geri sayaçlı bomba görseli paylaşımı yapan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelinin evine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umumi açık alanları kirleten kişiler atıklardaki parmak izlerinden tespit edilerek haklarında adli işlem başlatılıyor. Isparta'da doğayı kirletenler atıklardaki parmak izlerinden tespit ediliyor. Olay yeri inceleme ve asayiş şube müdürlüğü ekipleri kentte düzenli olarak mesire alanları, dini mekanlar, mezarlıklarla park ve bahçelerdeki şişeler ve plastik bardaklardan parmak izi alıyor. Gördün. Parmak izi tespiti gerçekleştirilen kişilere çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi ve ibadethanelerde ve mezarlıklara zarar verme suçlarından adli işlem yapılıyor. Yeşil Isparta, doğa dostu şehir sloganıyla yürütülen uygulamada analizleri alınan atıklar Isparta Belediyesi ekiplerince temizleniyor. Bölge haberlerimize Bilecik'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Bilecik'e gidiyoruz, köy gibi bir yer. Bilecik'in İnhisar ilçesinde kooperatif kurup yıllar önce satın aldıkları araziye yaptırdıkları 38 evle köy ortamı oluşturan bir grup emekli, arkadaşlık ilişkileriyle dayanışmanın avantajlarını yaşıyor. Kuş cıvıltıları, püfür püfür rüzgar, bol oksijen. Emekliler köyü kurup doğal yaşama döndüler. Emekli olduktan sonra Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önce satın aldıkları araziye yaptırdıkları 38 evle adeta bir köy oluşturan bir grup emekli, arkadaşlık ilişkileri ve dayanışmayla yaşamı daha kolay ve keyifli hale getirmenin tadını çıkarıyor.
Emekli olan Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek İnisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çay Köyü'ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu. Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye 2000 yılında toplam 38 ev yaptırıp aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan köyde yaşamaya başladı. Ev başına düşen yaklaşık birer dönümlük arazide domates, zeytin, incir ve nar yetiştiren emekliler, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor. Site sakinleri tavuk, kaz gibi kanatlı hayvanlar da besliyor. Emekliler bu köydeki doğal yaşamlarından çok memnun. Emeklilerimiz gayet güzel geçiyor. Ben her emekli arkadaşlara da böyle temiz havada sıhhatlerini muhafaza edebilmek için fazla kendilerini yormadan herhangi bir şeyle meşgul olabilir. Mesela biz burada azıcık yerimiz var. Domatesimizi ekiyoruz, biberimizi ekiyoruz, salçamızı yapıyoruz. Hatta o kadar ileri götürdük işi ki üzümlerimiz var, pekmez bile yapıyoruz yani. Elimizden geldiği kadar burada doğal ortamda doğal ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Doğal besleyen otici olmazsa yani bunları yaparken de her şeyi unutuyoruz. Temiz hava, yani bol gıda, güzel geçiyor. Bir dönüm yerimiz var, meyve bahçelerimiz var. Efendime söyleyeyim, sebze meyve ekiyoruz. Nar bahçemiz, narlar var, zeytinlerimiz var. Onların bakımını yapıyoruz. Öyle günleri geçiyor. Temiz hava. Buradaki oksijen de çok güzel yani. Herkese tavsiye ederiz yani böyle bir ormanlık bir yerde oturması için yani. Sağlık bakımından. Eşi dostu ikram için domatestir, biberdir, patlıcandır. Yani sebzelerden onları yapıyoruz. Meyveler yetiştiriyoruz. Çok güzel narlar yetiştiriyoruz. Bu narlar kendi ürünümüzdür, bahçemizin ürünleridir. Benim sağlığım, saatim, ben Parkinson hastasıyım. Burası bana iyi geliyor. Gezinme meradamız geniş. Çevre geniş. Havası güzel. Çok böyle insanın ruhuna böyle hitap eden bir yer. Çok mutluyuz burada. Emekliliğimiz güzel böyle tatlı bir ortamda geçiyor. Travertenleri, kaplıcaları ve antik kentiyle ünlü Denizli'deki Beyaz Cennet Pamukkale'de sıcak hava balonları da turizmin önemli bir parçası oldu. Pamukkale'de balon turizmi giderek gelişiyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2012 yılında yapılan deneme uçuşlarının ardından ilk ticari sıcak hava balonu 2013'te Türk Hava Kurumu tarafından uçuruldu. Turların rağbet görmesiyle şirket sayısı 19'a, balon sayısı 40'a çıktı. Bölgede sıcak hava balonları fırtınalı günler dışında hemen her gün sabah erken saatte yolcularıyla yükseliyor. Günde 500 ila 750 ziyaretçi sıcak hava balonu turlarıyla Pamukkale'de güneşin doğuşuna tanıklık ediyor. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Türkiye'de sıcak hava balonculuğunun gelişmesinde THK'nın öncü rolü bulunduğunu vurguladı. Kapadokya'da 1997 yılında yapılan 1. Dünya Hava Oyunları'nın bölge turizmi ve sektör için adeta dönüm noktası olduğunu ifade eden Kaya, sıcak hava balonculuğunun turizmin gelişmesine ve doğal güzelliklerin tanınmasına büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Kapadokya'nın ardından Pamukkale'de de sıcak hava balonculuğunun gerçekleştirilmesi konusunda araştırma yapıldığını belirten Kaya, burada da deneme uçuşlarının ardından 2013'te ticari uçuşların başladığını söyledi. Kaya şöyle devam etti. Ben tüm Türk vatandaşlarının da mümkün olduğunca bu bölgede de havacılık bu faaliyetlerine katılmalarını, sıcak hava balonlarının denemelerini isterim. Türk Hava Kurumu'nun da burada iki slot hakkı var. Balonlarımızı biz yeniledik. 38 kişilik iki balonla
burada faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Türk Hava Kurumu olarak bütün balonlarımızı da yenilemiş idik. Kapadokya'daki balonlarımızı da 28 kişilik olarak yenilemiştik. Yer ekipmanları da tamamen yenilendi. Bu şekliyle biz daha güvenli ve uygun bir şekilde balonculuğun Türkiye'de gelişmesine katkı vermeye devam ediyoruz. Eskişehir'e gidiyoruz değerli izleyenler. Eskişehir'deki Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, öğretmenlerin gözetiminde kentteki okulların eskiyen, atıl durumdaki malzemelerini geri dönüştürerek kırsal mahallelerdeki eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor. Şehirdeki eğitim kurumlarının atıl malzemeleriyle köy okullarını donatıyorlar. Okul, metal teknolojileri alanında geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 6 öğretmen nezaretinde 60 öğrenciyle 5 yıl önce çalışma başlattı. Kentteki diğer eğitim kurumlarının eskidiği için kullanamadığı masa, sıra ve çeşitli materyalleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında dönüştüren öğretmen ve öğrenciler basketbol potası, tenis masası, voleybol direği, kitaplık, sandalye, çardak, sehpa, bahçe takımı, geri dönüşüm kutusu ve şamdan üretiyor. Atıl okul malzemelerin geri dönüştürülmesiyle oluşturulan ürünler kırsal mahallelerdeki 30 ilkokul ve ortaokula bedelsiz verildi. 5 yıldan beri bu işleri yapıyoruz. Geldiğimizde okula arkadaşlarla bir ekip çalışması yaptık. Sosyal proje sadece parasal olmayıp çocukların ihtiyaçlarını da hissederek çocukları sokaktan alma babında bu işlere giriştik. Şu anda yüzün üzerinde çardak ve pota üretimi, masa tenisi üretimimiz, ayrıca santraç masası üretip teslim ettiğimiz vardır. Şehir dışı da dahil, özellikle Eskişehir köyleri, özellikle bu tür imkanlara ulaşamayan maddi yoksulluklar içerisinde okuyan öğrencilerimize bunları destek amaçlı gönderiyoruz. Bahçe takımı, geri dönüşüm kutusu ve şamdan gibi bazı ürünler isteyen kurum ve kuruluşlara da satılıyor. Okulun döner sermayesi aracılığıyla satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir ise öğrencilere harçlık oluyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Kazım Vural, meşe palamudu toplamak için çıktığı Göktepe'de tanıştığı pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü yaptı. Yamaç paraşütü yapmanın keyfini 76 yaşında çıkardı. Arkadaşlarıyla zaman zaman Göktepe'ye çıkan Kazım Vural, Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin yamaç paraşütü yaptıklarını gördü. Kulüp Başkanı Mustafa Ulutaş'la sohbet ederken hayalini anlatan Vural, yamaç paraşütü yapmak istediğini söyledi. Tesadüfen amcalar da palamut toplamaya gelmişler. Öyle oldu. Ağaç dikimi yaparlarken. Hakkı Ceyhan abi uçuracaktık. Sen buradasın nasıl olsa ben uçuyum dedi. Onları görünce biz de kırmadık amcayı, uçurduk o gün. Yamaç paraşütü geçen hocam geldiydik tesadüf burada. Tanıştık, beni uçurdular. Sağ olsunlar. Bu duayı gördüm. Çok sevinçlendim, çok dinçlendim. O kadar hevesli, o kadar iştahlıydım ki hiç korku da aklıma gelmedi. Gençlere de tavsiye ederim bu duayı tanımak için, görmek için. Normalde birçok insan korkar, aklına öyle şeyler gelmez ama Kazım amca sağ olsun koyunların ürkmesini bile hesap ederek de o tarafa gitmeyelim, koyunlar ürkmesin dedi. Biraz da sohbet ettik yukarıda, hiç korku ibaresi yoktu kendisinde. İlk uçuş deneyiminin heyecanını anlatan Vural, Göktepe'de bir araya gelen Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle ikinci kez uçmanın heyecanını yaşadı. Refah hissettim, huzur hissettim. Çok neşeli gibi, şöyle sanki 20 yaşına inmiş gibi oldum uçarken.
Tahya'nın Domaniç ilçesinde yaşayan Selamettin Yılmaz, satın aldığı hurda malzemeleri kullanarak sulama römorku geliştirdi. Kütahyalı çiftçi Selamettin Yılmaz, hurda malzemelerden sulama römorku yaptı. İlçede çiftçilik ve marangozluk yapan Yılmaz, kuraklık nedeniyle tarlasını sulamakta zorlanınca hurda malzemelerden sulama römorku tasarladı. Yılmaz, yağışların yeterli olmaması nedeniyle tarlalarına ekim yapamadığını söyledi. Bunun üzerine 6 bin liraya aldığı hurda malzemelerden sulama römorku yaptığını belirten Yılmaz şöyle konuştu. 2022 ekim sezonunda yağmurlarımız yağmadı maalesef. Bundan dolayı ekinlerimiz sakat duruma düştü, ekemedik. Şu an Kasım'ın 17'leri falan gelmesine rağmen, tam tarihini bilmiyorum ama, ekimlerimiz hala yapılamadı. Böyle bir çözüm düşündüm. Ceviz suladığım tankerimin arkasına boruyla süzek yaparak akşam üzeri hava serinleyince bunu tarlaya can suyu olarak veriyorum. Gece nemle bir de gece yağan çiğ ile beraber bunun etkisi daha da artıyor. Ve bunun böyle faydalı olacağını düşündüğüm için ekimde bunu can suyu olarak böyle vermeyi düşündüm. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Kapanışın hemen ardından spordaki gelişmelerle Aslı Çiçek sizlerle olacak. İyi seyirler, mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar Süper Amatör Ligi'nde geçtiğimiz hafta Çobanlar Belediyespor'u 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Emirdağspor, en yakın takipçi Susuz Belediyespor'la arasındaki puan farkını 3'e yükseltti. Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz haftaya kadar Emirdağspor'la Susuz Belediyespor aynı puanla zirveyi paylaşıyordu. Ligin 7. haftasına gol avarajı ile 1. sırada giren Emirdağspor, Çobanlar Belediyespor'la oynadığı karşılaşmanın henüz ilk yarım saatinde 6-0 öne geçerek rakibine göz açtırmadı. Bu gollerden sonra tempoyu düşüren Emirdağ'ın kırmızı-beyazlı takımı son 10 dakikada 2 gol daha atarak sahadan 8-0 galip ayrıldı ve puanını 21'e yükseltti. Şampiyonluk yarışında Emirdağspor'u yalnız bırakmayan Susuz Belediyespor ise kendi sahasında Ayvalıspor'la mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısını 21. dakikada Lütfi Solak'ın golüyle 1-0 önde kapatan Susuz Belediyespor, İkinci yarıda hüsrana uğradı. Konuk takım Ayvalıspor 65. dakikada Mehmet Balaban'la 1-1 beraberliği sağladı. Ancak 82. dakikada Susuz Belediyespor, Lütfi Solak'la skoru 2-1 yaparak bir kez daha öne geçti. Son dakikaları büyük çekişme içerisinde geçen karşılaşmanın 86. dakikasında Mehmet Balaban'la beraberliği sağlayan Ayvalıspor, 86. dakikada yine Mehmet Balaban'la skoru 3-2 yaptıktan sonra 90. dakikada Yasin Tekeli ile bir gol daha bularak sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçta Susuz Belediyespor sezonun ilk yenilgisini Ayvalıspor karşısında almış oldu ve lider Emirdağspor'la arasındaki puan farkı 3'e yükseldi. Afyonkarahisar Amatör Liglerinin en köklü kulüplerinden Demirspor, 2022-2023 sezonunun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Hocalar Belediyespor karşısında aldı.
Süper Amatör Lig'in 7. haftasına kadar galibiyet yüzü görmeyen Demirspor, geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Hocalar Belediyespor'la deplasmanda karşılaştı. Maça iyi başlayan Demirspor, 7. dakikada Savaş Sınas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Hocalar Belediyespor bu gole 23. dakikada Hüseyin ile karşılık verdi ve ilk 45 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İkinci yarı büyük bir çekişmeye sahne oldu. 58. dakikada geliştirdiği atakta Melih Sarı'nın golüyle kendi sahasında 2-1 öne geçen Hocalar Belediyespor. 76. dakikada İsa Sezi'nin golüne engel olamayınca skorda yeniden eşitlik sağlandı. Müsabakanın uzatma dakikaları oynanırken 90+3. dakikada Ahmet Çakır'la deplasmanda 3-2 öne geçen Demirspor, bu skorla sezonun ilk galibiyetini almış oldu. Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol takımının rakipleri belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre turnuvanın 2023 edisyonunda gruplarla ev sahipliği yapacak şehirler belirlendi. A Milli Kadın Voleybol takımı ilk hafta Ankara'da organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek. 30 Mayıs-4 Haziran 2023 tarihlerinde oynanacak ilk hafta müsabakalarında İtalya, ABD, Sırbistan, Tayland, Polonya, Güney Kore ve Kanada yer alacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 13-18 Haziran 2023 tarihlerinde karşılaşmalarını Hong Kong'ta oynayacak. Millilerin ikinci hafta grubunda Çin, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Kanada, Polonya ve Bulgaristan bulunacak. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında ise 27 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihlerinde karşılaşmalarını Tayland'da oynayacak. Filenin Sultanları'nın 3. hafta grubunda Tayland, Brezilya, Japonya, Hollanda, Kanada, İtalya ve Hırvatistan takımları yer alacak. FIBE Voleybol Milletler Ligi finalleri ise 12-16 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Finallerin düzenleneceği yer Aralık ayında açıklanacak. Milli halterci Sara Yenigün, üst üste yaşadığı önemli sakatlıklara rağmen Ekim ayında Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya elde etti. Milli halterci Sara Yenigün, sakatlıktan kurtulup 3 altın madalya kazandı. Darras şehrinde düzenlenen organizasyonda 87 kiloda podyuma çıkan Sara Yenigün, koparmada 95 kilo, silkmede 123 kilo ve toplamda 218 kilo ile 3 altın madalya kazandı. Yenigün, bu yıl yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın azmi, kararlılığı ve çalışmasıyla şampiyonada ülkesini gururlandırdı. Bu yıl çok fazla sakatlık yaşadığını belirten Sara Yenigün şunları aktardı. İki defa üst üste bir sakatlık yaşadım. Bir dizime dikiş atıldı ilk önce. Sonra el bileğimi kırdım. Kaslarım, liflerim kopmuştu. Ona rağmen iyi bir toparlama süreci geçirdim. Yani normalde bu maç benim için bir hayaldi. Tabii ki de yetişmek gerçekten hem doktorlarım tarafından hem de ben tarafından hayaldi. Ama çok şükür Allah yardım etti bir şekilde. Bir baktım oradayım, bir baktım birincilik kürsüsündeyim. Yenigün, 5 Aralık'ta Kolombiya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'na NİDE'de hazırlandığını, o şampiyonanın olimpiyat elemesi ve kota özelliği bulunduğunu aktardı. Hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Yenigün şöyle konuştu. Hedefimiz ya öncelikle tabii ki de olimpiyat kotasını almak istiyorum her şeyden önce. Çünkü bir olimpiyat görmek tabii ki de çoğu sporcunun hayalidir yani benim de hayalim. İnşallah en büyük hedefim o. Ondan sonra bir tabii ki de oradan çıkarabileceğim bir madalya.
benim için gayet güzel olur. Vallahi bir kadın olarak çok gururluyum aslında. Bir yerde hani hem haltere kadınlar yapamaz deyip başlamak ve hala devam ettiriyor olabilmek, bir maçta 3 tane altın üst üste kazanmak, yani bir de bu kadar sakatlığın üzerine, yani yine kadının gücünü gösterdiğimi düşünüyorum. Bu konuda da gerçekten kendime de gurur duyuyorum. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.